Nerede kaldın ya? Hava karardı. Saat kaç oldu? Dondun burada. Vallahi bir daha parkta buluşmayalım. Hevesini bahara sakla Serdar. Neredeyse buz tutacaktım. Hevesim zaten baharda. O zaman sıcak bir yere gidelim de ısın. Arabayı parkın çıkışına bırakmıştım. Hadi. Gel. İyisin değil mi? Biraz üşüdüm ama Serdar. Merhaba Asude abla. Nasılsın? Hayırdır? Kim bu hanım? Bahar bir saniye. Hemen geliyorum. Asude abla, sandığın gibi değil. Kimseye bir şey duyurma. İlk fırsatta yanına uğrayıp olup biteni anlatırım. Oğlum sen zaten evli barklı adam değil misin? Ayıp değil mi karın el kadar bebesiyle senin yolunu gözlerken böyle yapman? Sen kimsin de bana hesap soruyorsun lan? Komşuysan komşuluğunu bil, tamam mı? Gidip de Cemile'ye bir tek laf edersen dükkanını yakarım, haberin olsun. Şimdi kes sesini de buradan uzaklaş, tamam mı? Başımı belaya sokma benim. İyi akşamlar kızım. Size de iyi akşamlar. İyi akşamlar Asude teyze. Haşim amcama söyle, yarın dükkana uğrarım, bir çay içeriz onunla. Kim bu kadın Serdar? Neden onu görünce benden uzaklaştın? Ya önemli biri değil de işte, annemin yakın bir arkadaşı. Bizden bahsetmesin diye rica ettim, sadece o kadar. Neden peki? Annem beni bilse ne olur? Biz zaten evlenmeye karar vermedik mi? Yakında her şeyden haberi olmayacak mı? Ya sen annemi bilmezsin. İki ayağımı bir papuca sokar benim. Bu akşam haberi olsa sabah kahvaltıdan sonra seni istemeye gelir. Ya tez canlıdır biraz. Ben ona kendim anlatacağım. Merak etme sen. Benden duysun istiyorum. Başka bir şey yok. Hadi canını sıkma sen. Hadi. Hadi be, hem dondum dedin hem de bizi bu soğukta dikiyorsun ya. Yürü gidelim de sıcak bir yerde oturalım. Hanım, ne bu halin? Şeytan mı gördün? Vallahi gördüm. Şu bizim komşu Serdar var Allah ya, Allah. Onu gördüm bir kızla. Bana neler yaptı yok anlatamam canım. Sana. Kolumu da sıktı, bir sürü de kötü şey söyledi, tehdit etti beni. Sana mı dedi bunları o terbiyesiz herif? Vallahi dedi, billahi dedi. Kolumu da sıktı bak, üstelik. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar Cemile. Hadi sen gecikme yatsın namazına. Bak kızım. Biz seni severiz, sayarız ama bu ruh hastası kocan yüzünden bize artık fenalık geldi. Ne oldu ki Haşim amca? Biz size ne yaptık? Sen değil de o kocan yok mu o kocan? Serdar mı bir şey yaptı? Adı Batısıca. Asude'nin kolunu bükmüş, bizi tehdit etmiş. Dükkanımızı yakacakmış. Bugüne kadarki yaptıklarını sineye çektim ama bunu çekmem. Haşim amca sen ne diyorsun? Durup dururken Serdar niye böyle bir şey yapsın? Sana yalan mı söyleyeceğiz kızım? Ona söyle, erkekse benim karşıma çıksın. Yatsı namazına gidiyordum, gitmiyorum. Aha evdeyim. Gelince erkekse çalsın kapımı. Tamam Haşim, tamam. Kıza niye bağırıyorsun? Onun hiçbir şeyden haberi yok ki. İyi de ben hiçbir şey anlamadım. Serdar niye böyle bir şey yapsın? Park köşelerinde başka kadınlarla buluşup pingir derken görmüş Asude. O da tehdit etmiş sana söylemesin diye. Ne? Bak yemin ediyorum onu polise şikayet ederim. Aklını başına toplasın. Aklını başına toplasın. Hadi hanım geç içeri. Göreceğiz bakalım kim kimi tehdit ediyormuş. Geldin canım. Evet geldik. Canım
Burada ayrılalım artık, görünmeyelim. Evlendiğimiz zaman bunlardan çekinmemize gerek kalmayacak. Yarın da buluşuyor muyuz? Tamam ama parkta olmasın. İş yerimin karşısındaki otobüs durağında buluşalım. Sonra da sinemaya gideriz. Tamam. Hayatım, gündüz arayacağım seni. Tamam, hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Neden ayaktasın? Bir şey mi oldu? Bu saatte kadar neredeydin? Atölyede işlerim uzadı biraz. Yani parklarda başka kadınlarla gezmiyordun. Asude teyzeyi tehdit edip kolunu bükmedin, öyle mi? Cevap versene, doğru mu? Cevap Bırak. Ver Serdar! Sen bana hesap soramazsın, anladın mı? Demek bu yüzden. Bunun için böyle soğuksun. Evin yolunu unuttun ne zamandır. Çocukla beni tıktın bu eve. Ben de işte güçte sanıyorum seni. Meğer sen gidip sokaklarla kırıştırıyormuşsun. Anladın mı? Onun hakkında doğru konuşacaksın. Bana nasıl vurursun? Ben senin karınım. O evli bir erkekle geziyorsa ona başka ne denir? Geber. Seni hiç sevmedim, anladın mı? Geber de kurtulayım. Yardım edin. Seni hiçbir zaman sevmedim, geber. Bırak. Geber. Öl lan, öl. Halin. Serdar delirdi. Öldürecek bizi. Allah aşkına bizi içeri alın. Tamam, gel kızım, gel. Allah gel, Allah. Kızım, tamam, korkma, korkma. Gel kızım. Gel, gel. Aşim. Aman Allah'ım. Baksın. Boyun devrilsin Serdar. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Polisi arayalım Haşim amca, ne Açın olur. Kapıyı lan. Hemen arayalım, beklemeyelim. Tamam kızım, tamam. Allah bin kere razı olsun sizden. Bize canımızı geri verdiniz. Çok şükür.
Allah'ıma şükürler olsun ki Cemile'min sizin gibi komşuları varmış. Allah sizden de razı olsun Behiye Hanım. Kim olsa yapardı. Behiye'nin hakkı var. Allah'ın şanslı kuluymuşuz ki size komşu olmuş bizim kız. Haşim Bey, hakkınızı helal edin. Ne demek Tuncay Bey? Helal olsun. Bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Kocadan yana şanslısın belki ama bak ailene, hemencecik sahip çıktılar sana. Ah ne aileler var. Çok şükür Asude teyzeciğim. Onlar olmasaydı ne yapardım şimdi? Yine giderdin kızım. Artık o ortada kalmakmış, onun bunun yanında sığıntı olmakmış, devri bitti. Ailen çıkmasa devlet sahip çıkardı sana. Vallahi her gün görüyorum televizyonda. 183'ü arayayım, valiliğe gidin diye boyuna gösteriyorlar. Ağlamayan bebeğe meme vermezler. Ya ya, gideceksin, doğru. Derdini anlatacaksın. Böyleyken böyle diyeceksin ki insanlar da bilecek, yardım edecek. Hakkın var Asude teyze. Yardım istemezsen kim bilecek? Tabii kızım. Artık yolunuz düşerse bize de uğrarsınız Tuncay Bey. Kısmet. Boşanma davası için avukat ne zaman gelin derse o vakit geliriz. Halinizi hatırınızı sormadan geçmeyiz. Hadi kalın sağlıcakla. Güle güle. Hoşça kalın. Güle güle kızım. Kendine dikkat et. Selametle inşallah. Sağ olun. Hadi güle güle. Allahaısmarladık. Yolunuz Ankara'ya düşerse bize de buyurun mutlaka. Tamam inşallah. Bekleriz. Hadi kalın sağlıcakla. Alo. Abi ben Rasim. Ne var? Abi az önce atölyeye polisler geldi. Seni arıyorlar. Bize bir şey söylemediler ama Aşiyen Semp karakoluna gitmen lazımmış. Hayırdır abi, ne oldu? Ya yok bir şey. Ben bir müddet giremeyeceğim. Sen işleri idare et. Tamam abi. Aa Serdar, senin başın kanamış. Ne oldu? Önemli bir şey değil. Merdivenlerden düştüm sadece. Ne demek önemli bir şey değil? Gidip bir pansuman yaptıralım, bir film falan çektirelim. Böyle gezilir mi hiç? Deli misin? Mikrop falan kapar sonra. Ya boş ver şimdi. Bak ben niye geldim biliyor musun? Hasretime dayanamadın mı? Dayanamadım. Hadi bugün izin al. Ben de işe gitmeyeyim. Seninle şehir dışına çıkıp piknik yapalım. Ne dersin? İyi de bu havada ne pikniği yapacağız? Baksana hava buz gibi. Ya olsun boş ver. Ateş falan yakarız. Müzik dinleriz. Bir şeyler yeriz. Hem çok soğuk olursa arabada otururuz. Ya da bir bungalov kiralarız. Akşama da döneriz. Ne dersin? Tamam. Hadi gidelim bakalım. Yalnız önce iş yerini arayıp bir izin almam lazım. Hadi o zaman arabaya binelim de oradan. Tamam. Üşümeyelim daha fazla. Hı-hı. Ben hemen gelirim. Tamam.
Hoş geldiniz. Kaç liralık lazım abi? Fulle. Peki. Üf, aman yani. Bir havlu bile yok. Bahar, gel arabayı şuraya çekip benzin parasını ödeyip gidelim, tamam mı? Tamam. Beklesene. Sakın bana dokunma. İyi de ne oldu? Neden böyle yapıyorsun? Yüzüğün nerede? Yüzük mü? Ne yüzüğü? Bana numara yapma Serdar. Arabada nüfus cüzdanını buldum. Bu yüzden olanı inkar edip daha fazla çirkinleşme gözümde. Bahar, bak dur, bekle bir saniye. Bırak, dinle beni. Bırak. Ya dokunma, dur bir. Bana. Saçmalama Bahar. Beni itip durma da konuşalım. Neyi konuşacağız ya, neyi? Sen evlisin, nokta. Ya, bu iş burada bitmiştir. Ama sana yazıklar olsun. Beni böyle kandırmaya hakkın yoktu. Tamam Bahar, evliyim ama ayrı yaşıyoruz ve boşanacağım ondan. O zaman boşansaydın Serdar. Bir de utanmadan bana evlenme teklif ettin. Sen ne biçim bir insansın ya? Hiç mi utanman yok? Hala karşıma geçmiş konuşuyorsun. Ya bak, biz ayrıyız diyorum, boşanacağız diyorum sana. Buna yalan değil mi? Şimdi anlıyorum o parktaki kadını neden uzaklaştırdım. Neden beni hiçbir arkadaşına görüştürmediğini. Aslında sezmiştim bir şeyler ama insana aşık olunca hiçbir şey görmüyormuş gözü. Ben seni seviyorum Bahar. Bırak beni! Serdar, sen aklını mı kaçırdın ya? Ben sana ne diyorum, sen ne yapıyorsun? Bahar. Yok diyorum, yok. Bitti gitti. Bir daha sakın beni arama. Bahar! Dur! Bırak. Geleceksin. Bırak. Geleceksin, beni de dinleyeceksin. Yürü. Ne oluyor ya? Kalk ayağa. Birader! Bırak. Birader! Gel. Yürü. Tamam, tamam, ne tamam. Ne başım burası ya? Dur, dur. Yardım et, yardım et ne olur. Dur, ne olur. Olur, gidelim buradan, beni götürün lütfen. Yok Nermin, polise gitmedim. Ne bileyim, gitmedim işte. Hem polise gidersem gazeteye falan çıkar, istemiyorum öyle şeyler. Ne olur ısrar etme. Yok, hayır, gelemem. Hem geç oldu hem de çok yorgunum. Hem çok perişanım, yatmak istiyorum hemen. Tamam canım, sen merak etme, ben yalnız değilim. Hem ev arkadaşım da burada. Tamam, yarın görüşürüz, hoşça kal.
neyesi var? İşim hamile. Allah rızası için yardım edin. Şurada ilerideki beyaz araba benim aracım. Aracı getir de hastaneye götür. Tamam kardeş, merak etme sen. Bahar. Hayatım, aç gözlerini. Bahar, ben buradayım. Bahar, seni hastaneye götüreceğim. Günaydın. Uyuyan güzelimiz de nihayet kendine gelmiş. Sen ne yaptın böyle? Ha, sen neden bağlı olduğunu soruyorsun. Şimdi anladım. Üzerinde durma ya. Uslu durursan bağlarını çözebilirim. Önemli değil, bir şey değil zaten. Çöz beni! Çöz! Çöz beni! Çöz beni, hemen çöz! Çözmezsem ne yaparsın? Çok mu kızarsın bana? Yine çekip gider misin? Dokunma, çekilini dokunma! Neden beni zorla tutuyorsun? Ben sana ne yaptım? Ben seni hiç kandırmadım. Sana hiç yalan söylemedim. Neden benim canımı yakıyorsun? Bahar. Canını yakmak istemiyorum seni. Sadece beni sevmeni istiyorum. Önceden olduğu gibi bana gülerek bakmanı istiyorum. Sevgiyle bakmanı istiyorum. Böyle davranırken seni nasıl sevebilirim? Böyle canımı yakıp beni burada zorla tutarken. Beni mecbur ediyorsun. Şimdi çözsem hemen kaçmaya kalkarsın. Tıpkı benzinlikte yaptığın gibi. Söz veriyorum, kaç
kaçmayacağım. Beni çöz Serdar. Ondan sonra doğru düzgün bir yere gidip oturalım. Orada konuşuruz tüm bunları. Yalvarırım. Yalvarırım çöz. Korkma. Sana tecavüz edecek değilim. İstesem yaparım ama yapmayacağım. Çünkü ben kendi isteğinle benim olmanı istiyorum. Beni tekrar sevdikten sonra... Seni asla sevmeyeceğim. Ruh hastası, psikopat. Çöz beni, çöz. İmdat. Yardım edin. Sesimi duyan biri yok mu? İmdat, yardım edin. İmdat, yardım edin. İmdat. İmdat. İstediğin kadar bağır. Seni bu ormanda kimsecikler duymaz. Anca sincaplar, kuşlar. İmdat! Yardım edin! Bahar! Eğer hemen bağırmayı kesmezsen seni çok kötü döverim, tamam mı? Anladın mı beni? Ağzınla burnunun yerini değiştiririm. Hemen şimdi sus. Şimdi burada oturup seninle sakince ilişkimiz hakkında konuşacağız. Beni anladın mı? Acıktın mı? Sana bir soru sorduğum zaman bana cevap ver. Bana cevap ver! Bana cevap ver! Acıkmadım, acıkmadım. Şu insanları hiç anlamıyorum. Çocukken anneme ne zaman yardım etmeye kalksam... ...sonunda beni döverdi hep. Bir şey taşırken döksem... ...düşürüp kırsam... ...hemen alırdı eline oklavayı. Halbuki ben onu babamın dayaklarından kurtarmaya çalışırdım hep. Bizi de alıp geçsin isterdim ama yapmadı. Onun yerine babamın dayaklarını yiyip yiyip otururdu yerine. Bizi bir gün olsun babamdan korumadı. Kendini bile korumazdı zaten. Ona iyi davranmıştım ama beni hiç korumadı. Karıma da iyi davrandım. O bana saldırdı. Sana burada iyi davranıyorum, değil mi? Değil mi? Evet. 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 İyi davranıyorum. Karnını doyurmaya çalışıyorum. Seninle konuşuyorum. Yani insanlar hep böyle işte. Bir bakarsın seni severler. Bir bakarsın senden kaçarlar. Ama ben öyle değilim Bahar. Ben öyle değilim. Ben seni seviyorum. Bak, bir hata yapıp benden kaçtın ama ben seni bırakmadım. Seninle evleneceğiz. Çocuklarımız olacak. Onları beraber büyüteceğiz. Sen zaten evlisin. Önemli değil. Boşanacaksın. O zaman benimle evleneceksin. Bak, böyle uyumlu olursan hiçbir sorunumuz kalmaz. Yalvarırım yapma Serdar. Ne olur öldürme beni. Saçmalama Bahar. Seni öldürecek olsam çoktan öldürürdüm, değil mi? Gerçi beni zorlarsan öldürürüm. Şimdi dur da ellerini çözelim. Söz dinlersen ayaklarını da çözerim. Söz veriyorum, kaçmayacağım. Ayaklarımı da çözer misin? Teşekkür ederim. Şimdi bir sandviç alabilir miyim? Sen yemeyecek misin? Ben yedim. Sana afiyet olsun. Burası çok soğuk. Birazdan odun toplayıp teknenin içinde ateş yakacağım. O zaman ısınırsın. Tamam. İstersen beraber toplayayım odunu, olur mu? Olur. Bir şeyleri kesmek için lazım olursa diye. Tamam. Canım.
tarafta. Gel burada. Burada. Tamam. Serdar, şu aşağıda kozalaklar var. Ateş yakmak için lazım olur. Yardım et de aşağı inelim. Gerek yok bunlara ya. Geberteceğim seni! Çekici götürsünler. Biz bunu yürütemeyiz. Bir daha tıp tutuyorsun arabadan anlarım diye. İmdat! Ne? Baksana oğlum. Ne oldu? Bacım. Yardım edin. Bacım. Beni öldürecek. Tabii ya. Niye böyle yaptığını anlamıyorum. Deli misin Bahar? Neden polislere yalan söyledin? Adam zaten aranıyor. Sen de ekle şikayetini ki daha çok cezası. Anlasana Nermin. Polise söylersem ailemin de haberi olur. Gazetelere çıkarsam ne yaparım? Herkese rezil mi olayım? Hem evimi biliyor, işimi biliyor. Gittiğim her yeri biliyor. Benim taşınmasını kaybettirmem lazım. Başka hiçbir çarem yok. O zaman 183'ü arayalım. Onlarla konuş. Yardım iste. Onların işi bu. Senin gibi insanlara yardım etmek. Bak. Her gün gazetelerde boy boy kadın cinayeti yayınlanıyor. Neden diye düşündün mü hiç? Düşünmeme gerek yok ki Serdar gibi manyaklar yüzünden. Bu manyakla tek başına mücadele edemezsin. Arayalım şu numarayı. Sonra da polise gideriz. Sana koruma verirler. Ben kararımı verdim Nermin. Lütfen daha fazla üstüme gelme. Taşınıp yeni bir iş bulacağım. Ancak böyle kendimi güvende hissedebilirim. Thank you.
Alo Nermin. Sağ ol canım. Yerleştim gibi. Yok merak etme. Yakında bir pideci var, ben de tam oraya gidecektim. Tamam dönünce ararım ben seni. Tamam hadi bay. Bulamayacağımı zannettin ha? Yanına bırakacağımı mı zannettin? Bağırırım. Bütün mahalleyi başına toplarım. Hadi topla. O kezzap bana sağ gözümü kaybettirdi. Yüzümün büyük bir kısmı yandı. Yeğenlerim benden korkuyorlar, bakamıyorlar. Maske takmadan dışarı çıkamıyorum. Arkadaşım Nermin bana polise gidelim demişti. Yardım istemem için yalvardı. Ama yapmadım, gitmedim. Gitseydim her şey daha farklı olabilirdi. Eğer yardım isteseydim, hayatımın en büyük hatası bu işte. Serdar Kozoğlu, 30 yaşındayım. 5 yıldır cezaevindeyim. Aslında niyetim iyiydi. Eşim boşayıp Bahar'la evlenecekti. Ama o kaçtı benden. Ona yaptıklarım için pişmanım. Ailem benimle görüşmüyor. Annem tek başına çıkıp gelemez zaten. Bilmiyorum. Belki istese gelir ama bu vakitten sonra istemez herhalde. Öyle işte. İçeri ilk girdiğimde diğer mahkumlar neden içeri girdiğimi öğrenince dövdüler beni. Gardiyanlar kurtardı. Artık bir hücrede kalıyorum. Avluya da tek çıkartıyorlar. Artık hep tek başımayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.